Yani Çağdaş Atan'a da teknik direktör diyorum. Ben o yüzden teknik direktör demeyi işte tercih ediyorum ama. O konuda Nur, normalde Türkiye Futbol Federasyonu inşallah yeni sezon bir uygulama getirir de şu lisans işlerine bir çözüm bulurlar. Çünkü evet. Kiralık bir diplomayla birileri geliyor. Fenerbahçe için başka takımlarda da bu var. Şu anda 5-6 tane sayarım böyle. Var. Bu konuya bir çözüm getirirler de maçtan sonra ben Fenerbahçe Denizlispor maçı sonrası Emre Hoca'nın açıklamasını çok merak ediyorum mesela. O mimikleri, o yüz ifadelerini oraya alışabilmiş mi? Her ama şeyimiz tam futbolda. Bir o sorunumuz var. Ona da çok hiç taviz vermiyor federasyon sağ yani, olsun yani. Maalesef öyle işte. Bir oraya taviz vermiyor. Ona da inşallah bir ya bu insan 100 kere falan milli olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmış, kaptanlık yapmış. Geçen sene orada sahaya geliyorsa bazı şeylerde bir esneklik olması lazım. Dediğin gibi her şeyimiz tam. Ya da bir yol orada bulunabilir. Evet. Yani. Ya konuşacak dinleyeceğiz hepsi bu ya. Yani nedir bu? Konuşacak adam maçla ilgili dinleyeceğiz. Değişiklikleri yapmış. Herkesin de merak ettiği şey bu olacak. Şimdi maçın dışında ertesi gün bir basın toplantısı mı yapacak adam yani? Evet. Ben çok bak orada bazı her insanlar... Maçta, bir de o maçın sıcağı sıcağına o maç sonu açıklamalar keyiflidir evet. Yani. Evet. Yani belki çok farklı bir galibiyetle başlayacak ve ben ona bu hafta bu galibiyetin soru bu oyuncu değişikliği aynı oyuncularla bambaşka bir Fenerbahçe izlediniz. Hocam nedir sırrı diyeceğim yani. Yerine gelecek olan kişi şimdi kim bilmiyorum ama. Herhalde Erdinç Çocuk Erdinç konuşacak. Erdinç Söze olacak herhalde. Erdinç Söze doğru. Dimon sonunda olduğu için o konuşacak. Evet. Olmaz işte. Anlatamaz. Emre Hoca'nın anlattığı gibi anlatabilir mi? Yani Emre Belözoğlu'nun oradaki tonlaması, vurgulaması, o futbolcuları transfer eden bir kişi olarak. Yani. Tabii, tabii. %100 burada bir eksiklik var. İnşallah bunu bu sene olacağını zannetmiyorum. Olmaz da seneye bu iş çözülür. Mutlaka takıma bir şey katacaktır. Maça geçelim. Maça Emre Hoca'nın bir olumlu katkı sağlayacağından %100 eminim. Oyuncu değişiklikleri, teknik adam değişiklikleri zaten her türlü oyunculara yansıyor. Evet. Bu hep böyle olmuştur. Ben kaybetse dahi oynadığı futbol üzerinde olumlu bir şeyler görüyorsun. Yani aynı futbolcular belki son maçın 11'inden bir aşağı bir yukarı bir değişiklik falan olabilir. Hı hı. Ama oradaki reaksiyon olarak göstereceği performans olarak her futbolcu, 6 ay dışındaki her futbolcuya ben olumlu bakıyorum. Herkeste bir şeyler olacak yani. Çünkü o alo ben Emre abinden artık ben alo teknik direktör Emre abine geldi iş. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Evet, yani... Önemli bir mücadele. Teknik adam değişiklikleri genelde reaksiyon maçları böyle şeyler çok izledik ama olmadığını da gördük. Olmadığını bu sezon gördüm. Özellikle. Evet, evet. Olmadığını da gördük. Nasıl bir maç olur? Denizli Spor'un da tabii kümede kalma mücadelesi verdiğini evet. Hatırlatalım. Olmak ya da olmamak maçlarını oynuyor Denizli Spor. Yani evet. Tam bu haftalar ya gidecek ya kalacak birkaç hafta içinde. O yüzden bu sahadaki göstereceği performansı kendisi adına olumlu etkileyecektir. Yani daha farklı bir... Çok özür dilerim. Kasımpaşa Beşiktaş maçının var hakemi de Mete Kalkavan olmuş bu arada. Şimdi açıklamışlar. Mete Kalkavan dün Trabzonspor maçını yönetti. Evet. Değil mi? Hı hı. Tabii. Sivas'tan uçtu. Direkt herhalde şey havaalanında direkt Riva'ya. Sabiha Gökçen'e inmiştir. Riva yakın diye eve gitmeden direkt şey oturdular. O da mesela Beşiktaş taraftarlarında çok sevilen bir hakem değil mesela. Ya isimlerden ziyade Savaş abi şimdi mental olarak dün yönettiğiniz maç 1,5 yıldır Trabzonspor maçı yönetmiyor Mete Kalkavan. Değil mi? Mental olarak illaki bir daha konsantre olması lazım bu maça. Diğer maçlara göre. Yönetti. Sonra uçuş yapıyorsunuz Sivas. Maçtan sonra buraya geliyorsunuz ve bugün de yine şampiyonluk yarışının kritik maçlarından bir tanesine tanıyorsunuz. Ha, ellerinde hakem mi yok, başka bir şey mi var bilmiyorum ama. Evet. Ellerinde hakem olma ihtimali yok. Ben ihtimal yani, vermiyorum ona. Maçı yönetmeyen hakemler var bu hafta mesela. Daha formda, daha dinlenmiş evet, bir hakemler evet. Olabilir orada. Var hakemini veriyorsunuz. Yani bilmiyorum. Şunu da diyebilir ya izleyen. Ya kardeşim hangi hakem konuşulsa herkes beğenmiyor her şeyi itir, beğenmiyorsun. Kimse. O da ya var. Ben işin bilgi olarak var. Paylaştım. Dün de maç yönettiği için önemli evet, bir bilgi işin, olduğunu düşündüm. Evet, biz de üzerine söyledik. Ha, Fenerbahçe'de dönelim, Fenerbahçe Denizli Spor. Emre Belözoğlu bir risk aldı. Nedir bu risk? Kalan 10 haftada 3 galibiyet aldınız. 7 maçta takıldınız. Yeni sezona girerken soru işaretiyle girersiniz. Fenerbahçe'nin Ali Bey'in 4. sezonunda artık soru işaretiyle girme lüksü yok. Şüphesiz bir sezona giriyor olması lazım. Ha, Emre Belözoğlu yine 3-4 galibiyet aldı ama 10 maçta Fenerbahçe'nin oyunu izleyen herkese taraflı tarafsız ya helal olsun. Yani kaybedeceksen böyle kaybet dedirtti. Tam beklediği şey bence bu Fenerbahçe camiası. Şampiyonluk %100 çok önemli. Ama ikincilik dünyanın sonu değil. Bu her camia için geçerli. Bakın bunu iyi insanların, taraftarların, yöneticilerin doğru anlatıyor olması lazım. Bir takım şampiyon oluyor. 4-5 kişi yarışıyor. İkincilik dünyanın sonu değil. Mesele ikinci olurken önümüzdeki sezona ne bıraktınız? Ve o ikinci olurken sezonun geri kalanında nasıl bir keyif verdiniz insanlara? Nasıl futbol izlettirdiniz? Geleceğe dair ne umut verdiniz, ışık verdiniz? Şimdi
Emre Belözoğlu'dan beklenti bu. Ben mesela bir futbol sever olarak bunu test edeceğim. Kaçıncı şampiyon olabilir, ikinci olur, üçüncü. Fenerbahçe'nin oyun seviyesi nereye gitti? Önümüzdeki seneye bize ne vaat ediyor Fenerbahçe'nin oyun seviyesi? Nasıl kıyas yapıyorum? Geçen seneki pandemi sürecindeki Sergen Yalçın'ın getirdiği oyun ve bu seneye taşıdığı oyun. Beklenti bu camialarda. Bu tatmin eder. Önümüzdeki seneye giriş için en azından tatmin eder. Evet, teknik direktör değişiklikleri olumlu etkiler genelde takımları. Genelde bu da dışarıdan da bir isim değil, içeriden de bir isim. Hangi oyuncunun nasıl sahada fizik olarak, mental olarak duracağını daha iyi bilen bir teknik adam. Dışarıdan gelen bir oyuncuya göre. Dominant bir karakter. Dominant karakterler büyük takımlarda her zaman faydalıdır. Emre Belözoğlu'nun potansiyeli var ama hocalığı ile ilgili yorum yapabileceğimiz hiçbir done yok elimizde. Evet. Oyunculuğu mükemmel. Hocalığı transfer ile ilgili. Transfer yönetimi. Orada çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Niye? Salah'ı, Pelkas 3-4 tane oyuncu var söyleriz ama başarılı şimdi olduğunu söyleyemez miyiz sence? Performanslar ortada. Ama hocanın istediği oyuncular alındı. Şimdi önemli bakacağız. Oralarda çok tedirginlik var, karışıklık var. Erol Hoca benim istediğim oyuncular alınmadı gibi bir açıklaması vardı, dün okudum. Emre Belözoğlu şu anda hangi futbolcuyu oynatırsa oynasın, burada Ergin'e tam anlamadım ama katılayım mı katılmayayım mı bilmiyorum. Şimdi kendi transfer etmiş elde oyuncuyla oynayacak. Şimdi oyuncu onu söyleyecektim. Genelde buradaki hani hep hocalar ya bugün şimdi şey bakıyorum ya, muhtemel 11'imiz var mı? Aslında. Şimdi burada muhtemel 11 oluşturmaya çalışıyorum. Erol Hoca'nın yaptığı her 11'i eleştirdik. Dedik ki mesela ya o orada olur mu, burada olur mu? Acaba bunu işte Emre Belözoğlu mu yapıyor? Volkan Demirel mi yapıyor? Şimdi eleştiri şansın yok. Yok. Bu, Savaş abi, bu biraz teknik adamların ya da camiadaki yöneticilerin kolaycılığı. Gezal'ı Sergen Yalçın aldı. Rozier'i yönetim aldı. Tamam mı? Wellington'u Sergen Yalçın aldı. Josef'i yönetim aldı. Yani kim o onu aldı, ben bunu... Ya hocasınız siz. Burada bir karar verilmiş. Oyuncu performanslarını yukarı çekeceksiniz. Bu işler işin bahanesi. İyi takım oluşturacaksınız. Kim aldı kim aldı değil. Siz teknik direktörsünüz. O takımı oluşturacaksınız. Şimdi Emre Belezoğlu'nun transferlerinin doğru olup olmadığını bu zamana kadar şu an bir eksideyiz değil mi? Yani sonuç ortada. Türkiye Kupası yok. Puan olarak geride kalmış. Kendisiyle beraber bu oyuncular işte Samat da uçar gider. Değil mi? Tiyan başka bir şey oynamaya başlar. Herkesin performanslar yükselir. O zaman deriz ki bak isabetli transferler yapmış Emre Belözoğlu ama Erol Hoca bunu kullanamamış deriz. Ama o yüzden elimizdeki mevcut verilere göre transferlerin çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. 3-4 isim dışında. Ama bu hoca performansı mıydı? Şimdi, yoksa başka bir şey mi, onu göreceğiz. Şimdi bugün işte bu maçta yani baktığın zaman maç pazartesi günü. Pazartesi günü yani. Denizlispor karşısında bu futbolcuların gerçek kimliklerini ortaya göreceğiz. Bu kadar hafta ben hala bu futbolcu, mesela Samat'taki bir oyuncu izleyemedik. Neden izleyemedik? Evet. Niçin izleyemedik? Geçen sene ligin gol kralları arasında olan Sisse'yi neden izleyemedik? Doğru. Evet. Bu Umut transferleri yapılırken kimse yani kendimizi kandırmayalım. Bu kadronun 100 kişi de 90 kişi Fenerbahçe kadrosunu şampiyon ilan ettik. Mesut belki o kadar hazır değilken neden o kadar süre aldı? Mesut, bunlar hep konuşuldu. Mesut'un gelmesi takımı bozdu. Zaten tam oturmamış bir takım vardı. Mesut'un 11'e bir anda dahil olmasına beraber kendisi bile hazır değildi. Belki baskı üzerine oynatıldı. Bunların hepsini konuşmak lazım. Ama bir gerçek biliyorum ki Emre Belözoğlu bazı futbolcuların üzerinde bir sihirli dokunuşu yapacak. Mesela şimdi ben Gustavo'yu bugün nerede oynatacak? Çok merak ediyorum. Ozan vazgeçemez. Milli takımdan iyi geliyor. Sosa'yı ilk transfer eden bir tanesi Emre Belözoğlu. Bu ligde en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi diyordu kendinden sonra. Yani kendi gibi hırsını, azmini. Şimdi Sosa'yı biz bir türlü izleyemedik. Belki Emre Belözoğlu'nun birebir yapacağı görüşmeler ki bu çok önemli bak, hoca dokunuşu. Pelkas var orada. Pelkas var. İşte Erol Hoca transfer etti. Ben Erol Hoca'nın transfer ettiğine inanmıyorum. Erol Hoca transfer ettiyse gider gitmez hemen sosyal medyadan takip bıraktığı iddia ediliyordu. Burada biz onu yine Ozan Zeybek'le konuşmuştuk. Bunu da mesela ihtimal vermiyorum. Abi transferleri de her zaman hocaya bırakmayacaksın. Dünyanın en iyi hocası olsan, en iyi hocası olsan bak. Klopp olsan 10 tane transfer ediyorsa 10 tane transfer yapmayacaksın. Yönetimler bunun için var. Biraz önce dedin ya, Sergen Hoca bunu istedi, yönetim bunu istedi. Çok da kavga oldu sezon başında. Sonunda ne vardık? İyi bir oturmuş, ortak akıllı ortaya bir iyi bir şey çıktı. Ama sonuç olarak birçok bölgenin fazlasıyla alternatifi olan var. Ve mesela puan aldığında oyunu eleştirilen ama buna rağmen başa baş bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Oyuncular kendini çok sıyırıyor kenara. Bak, Erol Hoca kabahatli. Şimdi Emre Belözoğlu eleştiriliyor, Ali Koç eleştiriliyor. Oyuncular ya en az alanınız 2-3 milyon euro alıyor. Sizin içeride Beşiktaş Galatasaray'a kaybedebilirsiniz, derbi bu. Ama siz içeride Konya'ya, içeride Göztepe'ye, içeride Gençler Birliği'ne bak say bitmiyor.
Bu maçları vermeniz için kenarda Klopp'un ya da Erol Bulut'un olmasının çok bir anlamı yok. Siz kariyeriniz, CV'niz, aldığınız para, ortamınız, camia beklentisi, o maçları alın. Öne geçmişsiniz bir de. Bu maçları almanız lazım. O yüzden kendilerini biraz sıyırıyorlar. Fenerbahçeli futbolcuların Fenerbahçe'ye borcu var. Belki kalan 10 haftada o borçlarını nasıl ödeyecekler göreceğiz i̇şte onu, performans onu bu olarak. Hafta ben çok merak ediyorum. Hepsini böyle değişik bir bakış açısıyla izleyeceğim. Daha geniş perspektif bakacağım. Ve ben her futbolcunun da biraz olumlu, çünkü bu böyle oldu. Sergen Hoca, Abdullah Hoca'dan sonra takıma geldiği zaman yansıması olmadı mı? Tudor'dan olmaz mı? Sonra tabii. Fatih Terim'in gelmesi, ilk hafta Göztepe maçı. Ya bir hafta önce Malatya'ya yenilen takımdaki oyuncuları bambaşka hali. Çok örnek var. Prandelli'nin yani. Başakşehir'den 4 yediği tabii. maçtan sonra Hamza Hamzoğlu'nun takıma gelmesi. Futbolcularda var asıl sıkıntı burada. Futbolcularla hoca teknik adam uyuşmazlığı. Bir iki tane de böyle çiban dediğimiz, hani o papaz dediğimiz futbolcular oluyor mesela. Evet. Orada da böyle bir ruhsuzluk akıma yansıdığı zaman çok olumsuz yönlere yansıyor.